Boşlukları doldurarak x ve y değişkenlerinde sonsuz sayıda çözümü olan bir doğrusal denklem sistemi oluşturunuz. 4x artı 5y eşittir 2, boşluk x artı boşluk y eşittir 4. Sonsuz sayıda çözümü olabilmesi için bu denklemlerin ikisi aynı doğruya sahip olmalı. Eğer bu denklemlerin ikisi de aynı koşulu ifade ediyorsa, aynı doğruyla gösteriliyorlarsa, bu durumda sonsuz sayıda çözümü olacak. Bunu grafik üzerinde gözümüzde canlandıralım. Burası y eksenimiz, bu da x eksenimiz olsun. Buradaki ilk denklemin grafiğini çizmeye çalışalım. Eğer bu denklemi eğim kesişim formunda yazacak olursak, 5y eşittir 2 eksi 4x olur. İki tarafı da 5'e bölersek, denklemimiz y eşittir, bunların yerini değiştireceğim, eksi 4 bölü 5x artı 2 bölü 5 şekline dönüşür. Yani buradaki doğru bunun gibi görünecek. Y kesişimi 2 bölü 5'te. Doğrunun eğimi de eksi 4 bölü 5. Böyle görünecek. İkinci denklemin grafiğini çizdiğimizde, eğer ikinci denklem bununla tamamen aynı doğruysa, bu durumda denklemler sisteminin sonsuz sayıda çözümü olacak. Eğer bu denklemleri geçerli kılan her x, y değeri aynıysa, bu doğrular üst üste, çakışık olacak. Aynı doğru olacak. İkinci denklemdeki boş alanları tamamlamanın en kolay yolu şu. Bunları öyle bir tamamlamalıyız ki, ilk denklemin eşini elde edelim. Burada bir ipucu var. İlk denklemin sağ tarafında 2 var. İkinci denklemin sağ tarafında ise 4 var. İlk denklemin sağ tarafını 2 ile çarparsak, ikinci denklemin sağ tarafına, yani 4'e ulaşırız. Eğer ikinci denklemin ilk denklemin eşi olmasını istiyorsak, ikinci denklemi olduğu gibi 2 ile çarpabiliriz. Şimdi bunu yapalım. 4x çarpı 2, 8x eder. Buraya 8 yazalım. 5y çarpı 2 de 10y eder. O zaman buraya da 10 yazacağız. Bu denklemle bu denklem birbirinin eşidir. İkisi aynı koşulu ifade ederler ve aynı doğruyla gösterilirler. Bu denklemler sisteminin sonsuz sayıda çözümü vardır. Başka bir soruya geçelim. A seçeneklerinin hangisi çözümü olmayan bir doğrusal denklem sistemi oluşturur? 6x eksi 7y eşittir 4, eksi 6x artı 7y eşittir a. Denklemler sisteminin ne zaman hiç çözümü olmuyordu? Hatırlayalım, eğer aynı sayıda x ve y farklı sayılara eşitse, denklemler sisteminin çözümü olmuyordu. Veya grafik üzerinde düşünelim. Eğimleri aynı olan ama y kesişimleri farklı olan doğrular söz konusu olduğunda, denklemler sisteminin çözümü olmuyordu. İki yöntemle de çözelim. Önce cebir bilgilerimizi kullanarak ikinci denklemi yeniden yazalım. İkinci denklemin sol tarafının, ilk denklemin sol tarafıyla aynı olmasını sağlayacağız. Bu durumda eğer ikinci denklemin sağ tarafı, ilk denklemin sağ tarafından farklı bir değer olursa, denklemler sisteminin çözümü olmaz. Biraz düşünelim. İkinci denklem ilk denkleme oldukça benziyor. Eğer ilk denklemin sol tarafına eksi 1 ile çarparsak, ikinci denklemin sol tarafını elde edebiliriz, değil mi? Şimdi bunu yapalım. İkinci denklemin sol ve sağ tarafını eksi 1 ile çarpalım. 6x eksi 6x çarpı eksi 1, 6x eder. 7y çarpı eksi 1, eksi 7y eder. 6x eksi 7y eşittir a çarpı eksi 1, eksi a. Dikkat edin, şimdi ikinci denklemin sol tarafında aynı x-y kombinasyonu var. 6x eksi 7y. İlk denklemde de 6x eksi 7y var. Denklemlerin sağ taraflarını düşünelim. Eğer denklemlerin sağ tarafları da birbirine eşit olsaydı, yani az önceki örnekte olduğu gibi olsaydı, bu durumda birebir aynı doğruyu görecektik. Eğer eksi a eşittir 4 olsaydı, aynı doğruyu elde ederdik. Bunu yazalım. Eğer eksi a eşittir 4 olsaydı, bu denklemler sistemi aynı doğruya, aynı denkleme, aynı koşula sahip olurdu ve denklemler sisteminin sonsuz sayıda çözümü olurdu. Aynı bir önceki örnekte olduğu gibi bu durumda sonsuz sayıda çözüm olurdu. Öte yandan eğer eksi a 4'e eşit değilse bu denklemlerin ikisini de geçerli kılacak herhangi bir değer olmadığı için, çünkü ilk denklemde 6 tane x'ten 7 tane y'ye çıkardığımızda sonuç 4'tür diyoruz. İkinci denklemde ise 6 tane x'ten 7 tane y'ye çıkardığımızda sonuç 4'ten başka bir sayı olursa bunların ikisini de geçerli kılacak hiçbir x ve y değeri olamaz. Eğer eksi a eşit değildir 4 ise bu denklemler sisteminin çözümü yoktur. Başka bir şekilde söyleyecek olursak, eğer a eşit değildir eksi 4 ise denklemler sisteminin çözümü yoktur. Yani a eksi 4 dışında herhangi bir sayı olabilir. Bunu düşünmenin diğer yolu ise denklemleri eğim kesişim şeklinde yazmak. Bunu yaptığımızda doğruların eğiminin aynı olduğunu göreceğiz. Ama y kesişimleri farklı olacak. Yani kısacası birbirlerine paralel doğrular olacaklar ve kesişim noktası olmayacak. Ama y kesişimleri farklı olacak. Yani birbirlerine paralel doğrular olacaklar ve kesişim noktası olmayacak. Önce ilk denkleme eğim kesme şeklinde yazalım. İki taraftan 6x'i çıkarırsak, eksi 7y eşittir eksi 6x artı 4 olur. Her iki tarafı eksi 7'ye bölersek, denklem y eşittir 6 bölü 7 x eksi 4 bölü 7 şeklini alır. İlk denkleme eğim kesme formunda yazdık. Şimdi ikinci denkleme bakalım. Her iki tarafa 6x ekleyelim. Bu durumda 7'ye eşittir 6x artı a olur. Eğer her iki tarafı 7'ye bölersem, y eşittir 6 bölü 7x artı a bölü 7 olur. Dikkat edin, eğim kesme formunda ilk denklemimiz böyle görünüyor. İkinci denklemimiz ise böyle görünüyor. İkisinin eğimi aynı. Eğim 6 bölü 7. Eğer a eksi 4'e eşitse bunlar birbirinin aynısı denklemler haline gelirler, y kesişimleri aynı olur ve denklemler sisteminin sonsuz sayıda çözümü olur. Eğer a eksi 4'ten farklı bir değerse bu durumda y kesişimleri farklı olur ve bu doğrular paralel olur.